Selamun aleyküm. Şimdi kar yağışı biraz hızlandı. Ben videomu tekrardan başlatayım dedim. Birlikte yolculuk yapalım. En azından yani trafikte karlı havada nasıl bir sürüş sergiliyoruz onu görmüş olursunuz. Yenir şu anda yani bir 1-2 santim karla kaplı diyebiliriz. Farım yanıyor. Bir önceki videomda ben anlattım nasıl sürülmesi gerektiğini. Ani fren yapmayacağız. Ani gaz pedalına aşırı basmayacağız. Yani ani hızlanma yapmamamız lazım. Yoksa kontrolü kaybederiz. Aracımız kaymaya başlar. Takip mesafesini bahsettim. Bakın şimdi orada araç durdu. Ben hafifçe hafif hafif basıyorum. Bu şoför bekliyor. Ya birden asılıp da durdurmadım aracımı. Yavaş yavaş. Burada sağa döneceğiz. Şukurlu ben. Yavaş gidiyorum. Arkamızda da bizi araç sollamaya çalışıyor. Solladım. Çetin Emeç Bulvarı. Bu yol sürekli araç trafiğinde olduğu için fazla kar tutmamış ama az önceki geldiğimiz Emek 4. Cadde biraz kar kaplıydı. Kaloriferleri ben ön cama verdim. Buğulanma olmasın diye. Çevirmelerini de yavaş yavaş yapmamız lazım. Frene bassan zaten duramazsın ki. Kornayla uyardık. Ya ben bu videoda fazla konuşmak istemiyorum. Trafikte ilerleyiş nasıl oluyor? Gördüğünüz gibi bayağı lapa lapa kar yağıyor şu anda.
gözlemleme yapmanızı istiyorum yani. Bir önceki videomda anlattım nasıl kullanılacağını. Fazla yaklaşmamaya dikkat ediyorum. Çünkü aniden duran olur, şey yapan olur. Biri çıkar, bir yanlış bir şey yapar. Gaza da fazla basmıyorum şu anda. Ben hafif hafif, hafif hafif veriyorum. Çünkü biraz rampaya geldik. Çıkma abi, dur. Diyelim ben aracı rampada kaldırdım. Patina çekmeye başladı araç. Ne yapmam lazım? Daha fazla gaza basmamam lazım. Hafif hafif, yani gazın şiddetini düşürüp bir debriyaj tazeleyeyim. Hafif debriyajdan yarım debriyaj çekerek hafif hafif gaza basmam lazım ki aracı tekrardan toparlayabilmem lazım. Yani patinaja düşmüş arabaya aşırı gaz vererek ilerletemezsiniz. Yani daha fazla gaz verdiğiniz zaman araba sürekli yerinde saymaya devam edecek. Ne yapacağız? Yavaş yavaş gazı verip tekrardan aracı hareket ettirmeye denememiz lazım. Yani şu anda burası karla kaplanmış. Kaydığı zaman, şey yaptığı zaman direksiyonla toplamaya çalışmanız lazım aracı. Yani illaki kayma şeyinde bulunabilirsiniz. Kimse karlı havada dört dörtlük gitmiyor. Frene basıyor, kayıyor. Tekrardan freni çekeceksin, hafif gaz vereceksin. Onu ayarlamaya çalışacaksın yani. Kontrolün eline sen alacaksın. Diyelim araba kaydı. Ben bunu durdurayım diye sürekli frene basarsan durmaz o araba. Geçmiş olsun. Kaymaya devam edersin. Kaydığı yönün aksine direksiyonu yok aksi ne değil aynı yönde direksiyonu çevirmeniz lazım. Nereden geliyor çizgi mizgiyi mi görmüyor ya? Diyelim arabanın arkası böyle kayıyorsa toplamak amaçlı aynı yönde direksiyonu çevirmeniz lazım. Aracı düzeltip kontrolü elinize almanız lazım. Aşırı gaz versem kayar araba, ne yapayım? 3'ü 3 aldım. Direksiyonu sert birden çevirirsem, birden sol birden sağ yaparsam araba kayar, kendisini atar. Yollar çok bozuk. Araç bayağı yaylanıyor. Fazla gaz vererek kaldıracağım aracımı. Yani fazla gaz verdiğim zaman araç nasıl bir tepki veriyor, ne ses çıkıyor? Patiye düştüğüm zaman ne yapacağım? Onun bilgisini vereceğim size, tamam mı? Şimdi ben bu ışıkta bilerek biraz fazla gaz vereceğim. Aracın patiye düşmesini sağlayacağım. Taksici de iyice solumuza girmiş.
Neyse onu ayarlarız artık. Ya ben yapıyorum ki siz yapmayın. Bilin yani bu nasıl kayıyor, nasıl oluyor. Bir anlayın. Bakın gördünüz, ben gaza bastım, geri çektim. Şimdi bak, iyi bak. Gazı bıraktığım zaman araba kendisini düzeltir. Bakın. Sağımdan araba geldi. Neyse. Yani durumu anladınız değil mi? Bu ikinci viteste de yapar bu olay. Yani şimdi birinci viteste yaptı da ikinci, üçte yapmaz demeyin kesinlikle. Sakın yarışma şeyinde olmayın. Sakın yarışma eğiliminde bulunmayın kimseyle. Yerler kayan. Yani şu anda yer aracın fazla gaz vermesine dayalı, kaymaya meyilli. O yüzden bakın kaldırım hemen ikiye çek. Yerde çok karın olduğunu düşünün. Yani altta gizli buzlanmanın olduğunu düşünerek hareket edin. Bakın ileride rampa var. Dur kalk yapacağız orada. Yavaş yavaş gaz vererek kaldırmanız lazım. Yani bu şu anda kışlık lastiğimiz olduğu için araç yere tutunur. Ben ışıkta duracağım. Geçmeyeceğim. Önümdeki trafik açılsın. Şurada da bassam mı acaba? Kaydırsam mı bir araba? Önden çekişli olduğu için bir kaydırmanın bir anlamı yok. Arkadan itişli arabalarda biraz o daha belirgin oluyor. Şimdi önden çekişli araçlarda da ses çıkıyor. Araç gitmiyor. Şimdi patiye ben düşürdüm. Bastım patiye düştü. Gaz pedalından ayağımı çektiğim zaman yine biraz daha atıyor. Bir böyle bir 2 saniye 3 saniye daha patiye düşüyor araba. Ondan sonra kendisini geri koruyor. Bakın böyle kaldırdım. Hemen ikiye çekiyorum. Debriyajı yavaş bırakmam lazım. Debriyajı birden çektiğiniz zaman da araba patiye düşer. Otomatik vites araçlarda da mesela şanzıman şey yapıyor ama siz hafif hafif gaz vermeniz lazım. Onda da aşırı gaz verdiğiniz zaman otomatik viteste de aracınızı kaydırırsınız. Bir de iki de basın. Bak kayıyor, ben hissediyorum. Aracın şeyi kayıyor. Bak önüm sola doğru çekti. Kayıyor namussuz. Şimdi duracağız. Ben yavaş yavaş. Bakın freni böyle hafifçe eziyorum. Boşaldım vitesi. Yavaş. Önümdekine de mesafe bırakıyorum ben. Yani şu anda bakın gene kaydı arabam. Birinci viteste şey yaptım. Kayar. Kaymayı yaşayacaksınız. Bunu yani bilin. Bilin de çıkın. Ben şuradan trafiğe girmeyeyim. Arkadan aradan kaçayım. Panora AVM'nin olduğu yere gidiyorum şu anda. İkiye verdik aracımızı. Hiç gaz vermeden ben aracı götürüyorum. Hafif vereyim gaz. Şurada kırmızı yanıyor. Yokuş aşağı ineceğiz. Şimdi yokuş aşağı dimdik yokuşta da nasıl inilir onu da göstereyim. Şimdi kırmızı yanıyor. Geçmeyin. Niye geçtiniz? Birinci viteste ineceksiniz arkadaşlar. Bak orada araba kayıyor. Çıkamıyor şu siyah araba. Niye? Kışlık lastiği yok. Bak. Birinci viteste ineceksiniz. Hafif verdiniz. Bakın o araba orada durdu. Gerizekalı. Biz durduralım. Boşalalım da aracımızı. Yani bu adamın yaptığı saçmalık. İkiye aldım. Çünkü orada biri yemez araba. Gaza basmadan ikinci viteste aracı tutarak gidiyor. Hafif fren yaptım, yavaşlattım. Hafif fren. Yani yerin çok buzlu olduğunu düşünerek hareket etmeniz lazım. Çünkü hakikaten öyle, havadan buz yağıyor. Tabii bundan daha aşırı karlı yollar da var ama biz o şekilde, o ruh haliyle ilerlememiz lazım.
ama camımız hiç buğulanmadı. Çünkü niye? Kalorifer çalışıyor. Sıcak hava ön tarafa üflüyor. Diyelim yan camlarım buğulanırsa ona göre şu yan taraflara üflemesi için zaten cam alınca onlara da üflüyor. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Kesinlikle bezle falan silmiyoruz. Kış aylarında kış lastiği kullanmamız lazım. Yani karın yağması şart değil. Diyelim oturduğunuz bölgede hava sıcaklığı 10 derecenin altına kış aylarında düşüyorsa, gündüz olabilir, gece olabilir, 10 derecenin altına düşüyorsa mutlaka kışlık lastik takmanız lazım aracınıza. Yaz ayında da yazlık lastik kullanmanız lazım. Ben görüyorum bazı lüks lüks arabaları, jipleri görüyorum. Adam Porsche'sine, Porsche geliyor. Porsche'sine adam kışlık lastikle geziyor. Yani yazın ortasında kışlık lastik ne işi var? Sen ondan viraja güvenli giremezsin, frenlemeyi düzgün yapamazsın, kalkışını düzgün yapamam, aracın yakıtı fazla yakar. Yaz ayında yazlık lastik, kış ayında kışlık lastik. Bunun başka açıklaması yok. Ha, diyelim sen Antalya'da yaşıyorsundur, havanın sıcaklığı hiç düşmüyordur. Tamam, Antalya'da taktırma, İzmir'de taktırma. Zaten İzmir'de yaşayan adam lastikçi de kışlık lastik bulamıyor, yani satmıyorlar. Bulunduğun bölgeye göre uygun lastik kullanacaksın. Geç abla, geç. Telefondan konuşuyorsun, kar yağıyor. Tamam, solumuz boş. Bir daha bakalım, benim sol gene boş. Şimdi ben hemen bir de bastım, ikiye çektim. Niye? Aracın patiye düşmesin, şey yapmasın diye. Hafif hızlandığım zaman, mesela hızım şu anda 30. Bir 35-40 yapayım, üçüncü vites atacağım. Arkamızdan BMW geliyor. Sağ sinyal verelim. Onun acelesi var herhalde, gitsin. Sağdan da araba çıktı, ne yapayım ben, ne yapayım? Şimdi şu ileride dik bir rampa var. Orada araçlar problem yaşayabilir. Yani şu anda zaten bu şerit yer karla kaplı. Motorcu var, tehlikeli. Kaydırabilir. Solumdan da motorcu geliyor. Sola sinyal verelim. Şimdi ben 2 ile çıkıyorum. Rampaya yaklaşacağım. 3'e atayım da 3. vitesle çıkayım. Yani düşük vitesle çıkarsam araba 2. viteste fazla güç uygulayacağı için kayma yaşayabilirim. 3. vites bu rampaya ideal. Fazla gaz vermiyorum gene. Belki orada durma kalkmada ben patinaja düşebilirim. Problem değil. Debriyaj tazeleriz. Hafif gaza yavaşça hafifçe veririz. Tamam, ışık yandı. İkiyi alalım. Şuradan sağdan. Bak, aracın motor sesinden duyuyorsunuz zaten. Ben fazla gaz vermiyorum.
arkadaşlara. Bir sol daha yapayım. Orta şeritte gidelim. Şimdi buranın çok karlı buzlu olduğunu düşünelim. Üçüncü vitese atıyorum aracım. Yani yavaş yavaş zaten gaz yiyor. Tamam, yakıtı fazla yakıyor. Onu anladık da kaydırmasını ben engelliyorum şu anda aracın. Üçüncü viteste ben burayı çıkıyorum. Normalde ikide de çıkarım ama fazla kar, fazla buz olduğunu tahmin ederek ben üçüncü viteste, yüksek viteste rahatlıkla çıkıyorum. Şimdi düzlüğe geldim. Gazın tepkisini biraz daha azalttım ben. Hız yapmama gerek yok. Onlar gitsin, gidebilir. Ben herkesin kendi arabası, ben bir şey yapamam. Ama benim kullanış tarzım bu şekilde. Hızlı da kullanırım ben ama gerek yok. Yani size doğru eğitimi vermek için ben bu şekilde sürüyorum. Doğrusunu yapın diye, yani bu hızlı gitmek yanlış. Adam şeridimize geliyor. Yine üçüncü vitesteyim. Hafif gazı bıraktım. Fren yapmadım. Yani karlı havalarda kesinlikle freni fazla kullanmayın. Gaz çek, hafif gaz ver. Bak, camı açık gidiyor, helal olsun. Ben sağa sinyal verdim, sağım boş. Burada sola dönenler olduğu için sağdan gitmem daha mantıklı. Yer şu anda acayip kar var. Ben gaz pedalını bıraktım. Vitesim hala 3. viteste. Hafif gaz vereyim. Işık yanıp yanıp sönüyor. Sağım boş. Sol da boş. Sağdan araba geliyor. Sol yaptı. Güzel. Yani şu anda 10-15 dakikadır trafikte geziyoruz. Bir tuzlama aracının geçtiğini ben görmedim. Genellikle geceleyin onlar tuzlama yapıyor. Bir de yani yetişemiyorlar herhalde. Yine bir sol yapayım ben. Çünkü önümdeki araçlara ben yakın gitmeyi istemiyorum. Şimdi lamba yanıyor. Oradaki araçlar duracak. Hafifçe freni ben pompaladım. Arkamdaki araba bana çok yaklaştı. Yani yanlış. Şuradan ikiye çekeyim. Motor freni yapayım. Ayağım freni böyle okşuyor. Okşuyor. Boşalayım ben. Yavaş ben aracımı durduruyorum şu anda. Şimdi ben 2 ile aracımı tekrar kaldıracağım. Fazla gaz vermiyorum. Zaten şu anda araç gidiyor. Bir de 3'e vereyim. Şimdi 3. viteste yavaş yavaş gidiyorum ben. Gideceğim. Kar yağışı şu anda durdu. Oluyor. Onlara aldırış etmeyin. Yani panik yapmayın. Sinirlenmeyin. Maalesef oluyor. Yani siz sinirinizi bozmadan, gaza gelmeden normal araç kullanmanız lazım. Bakın adam makas atar da gidiyor. Güzel. Neyi var? BMW'si var. Güzel. Şimdi ben buradan sağa döneceğim. Sağ sinyalimi veriyorum.
videoyla ilgili yorumlarınız, sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Tekrar ikiye çekelim. Ben şurada dörtlümü yakayım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.